Evet. Jermon, kak nazvete je zdes? Ovo ti je Vlada, Leo, Vlada. Vlada, ovdje je pošta. Pošta? Pošta, pošta. Ovo ti je Tunsko kale gore. Da. Tunsko kale, da. Da. O vreme Osmanlı, ja? Osmanlı, ja. Osmanlı, pa. Osmanlı zamanında kalmak kalemiz diyor. Kak vaše ime, izvini, ješi? Žargo, žargo. Žargo, žargo. Ti Makedonski, da? Da, da, da. Здесь музей на Вамару. Да, музей здесь мы знаем. Музей знаем. Вчера мы был там. Да, да. Я сейчас говорю по-русски. Ты хорошо понимаешь меня? Нет. Мало. Похоже, да, я думаю. Кметли зейнер, Македонжей на русче бензю верю, да? То есть, да, Македонжей дали верю. Таксизимиз Бағдатта 3 yıl tanışmış. Orada bir Mehmet diye arkadaşı olmuş Balıkesirli. Он сейчас жил в Балыкесире. Скажи привет, привет, Мехмет. Мехмет Акшой из Балыкесира, my friend, good friend. У меня YouTube канал есть, если он смотрит. Evet, arkadaşım varmış Balıkesir'de. Bağdat'ta vermeye çalışmışlar taksiciyle. Selam söylüyor ona. To play and work together. Evet, otogara geldik. Evet arkadaşlar. Spasiba, thank you very much. Sen çocuğum. Da. Şükran Cezira. Ver eline, eline koy. Da. Yok, taksi geldik biz buraya. Evet, otogardayız. Otobüs terminalinde buradan. Şimdi Ohri'de gidiyoruz. Ustacığım artık Ohri'de gidiyoruz. Evet. Hadi bakayım. Evet, şimdi Mustafa'nın saç çalarak kazandığı paraları buraya şimdi bilet parası olarak vereceğiz. Evet Mustafa, nasıl verebilecek misin paraları? Tamam. 10 euro tutuyor aşağı yukarı bilet parası. Biz bunu şey olarak vereceğiz, Makedon parası olarak vereceğiz. Ohri'de biletlerimizi aldık. Birinci peronundan birazdan otobüsümüz gelecek. Ohri'de gideceğiz şu anda. Makedon'un başkenti İstiklal'deyiz. Evet, Mehmet arkadaşlar. Valizlerimiz, eşyalarımız burada. Ohri'de otobüsüne bindik. Şimdi Ohri'de doğru gidiyoruz. Üsküp Ohri Karası 6 euro şey kadar 3 saat, 4 saat yolculuğu, 4 saatinde Ohri göreceğiz. Ölümüşsünüz bu. Mustafa'da bir tane ölümüşsünüz. Gördüğünüz gibi burada camiler var. Demek ki burası Müslüman köyleri. Etizenler şu anda Tetra'ya doğru gidiyoruz. Daha sonra Ohri'de geçeceğiz. Evet, başta gördüğünüz köylerde de cami var. Ve buralar Müslüman köyleri. Thank you.
Evet, 10 dakika ara veriyoruz. Mustafa, 10 dakika ara veriyoruz. Evet arkadaşlar, 10 dakika ara verdik. Şimdi aşağı ineceğiz. Şu ana kadar epey görüntü izlediniz. Onlar Üsküp'ten, biz oraya giderken, minibüsten çektiğim görüntülerdi. Evet arkadaşlar, Ohri'de birkaç saat içinde varacağız. Üsküp'te ortalası aşağı yukarı otobüste 4 saat gibi sürüyor. Tetova'dan geçiyor, Ohri'de gidiyorsunuz. Ohrit Gölü biliyorsunuz çok meşhur orada. Daha sonra Ohrit'ten Tiran'a gitmeyi planlıyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi burada 10 dakikalığına bir ara verdik. Gördüğünüz gibi burada Kosova bayrağını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Kosova hakkında daha önce bilgi vermiştim ama şöyle söyleyeyim, yine kısaca özetleyecek olursak. Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı burayı 1393 yılında buraya ilk gelip buraları aldığı, yani işgal ettiği, aldığı topraklar. 1393 yılında gelip buralara savaş kazanarak buraları alıyor, yavaş yavaş yerleşiyor buralara. Daha sonra 1400-1500 arasında Fatih Sultan Mehmet döneminde Üsküp'te daha önce gösterdiğimiz köprüyü yapıyorlar. Mimar Sinan'ın katkısı olduğu da düşünülüyor. Daha sonra uzun bir süreçte burayı Osmanlı idare ediyor, Balkanlar idare ediyor. Burayı çok güzel kaleler yapıyorlar, egemenlik kuruyorlar burada. Ama 1600'lü yıllarda yine Avusturya İmparatorluğu'yla bir sıkıntı oluyor, yaşanıyor burada, nüfus hareketleri oluyor. Daha sonra tekrar Osmanlı burada kontrol sağlayınca ve 1911-1912 Balkan Savaşları'na kadar Osmanlı egemenliğinde kalıyor bu topraklar. Ama daha sonra Sırpların kontrolüne geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Tito'nun Yugoslavya'yı kurmasıyla birlikte buradaki 5-6 cumhuriyet, şu anda bağımsız olan bu ülkeler Yugoslavya Cumhuriyeti adı altında tekrar bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Yani Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, ondan Slovenya gibi ülkeler burada Yugoslavya Cumhuriyeti adı altında ta 1991 yılına kadar bağımsızlıklarını devam ettirdiler. 91 yılında Makedonya bağımsız bir ülke oldu. Başkenti Üsküp, nüfusu 2 milyon aşağı yukarı. Büyük önemli şehirleri Ohrid, Tetova, Üsküp, pek çok şehri var ama bunlar en önemli şehirleri. Daha önce bunları programımızda izlemiştiniz. Bize iyi yolculuklar dileyin. Görüntüleri izlemeye devam edin. Ohrid görüntüleri olacak bundan sonra. Evet, karşıda güzel görüntüler var. Kosova bayrağı. Ve burada yemek arası verdi. İnsanlar bir şeyler yemek için. Şimdi yemek arası verdik 10 dakikalığına ama 10 dakikada yemek yemeyeceği göre daha çok yemek almak için ara verdiler diye düşünüyorum. Evet, Ohri'de geldik. Evet kıymetli arkadaşlar, Ohri'de geldik. Şu anda Ohri'deyiz. Karşıda otobüs terminali var. Şimdi otelimizi bulacağız. Oraya gidiyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar, geldik. Hostelimize yerleştik. Gördüğünüz gibi. Hostelimiz burası. Güzel oldukça. Üçüncü kattayız. Ondan sonra burayı 7 Euro'dan tuttuk. Kişi başı 7 Euro. Evet arkadaşlar. Bakın balkonu da var. Oldukça hoş. Gördüğünüz gibi. Ohrid'den ilk görüntüler. Hemen yan tarafta kilise var. Gördüğünüz gibi kiliseye komşu olduk. Evet, merhabalar kıymetli arkadaşlar. Ohrid'deyiz şu anda. Üsküp'ten Ohrid'e geçti. Şu anda Ohrid'de bulunuyoruz kıymetli arkadaşlar. Geldik, hostelimize yerleştik. Bakın böyle karşıda dağ manzaraları. Arka tarafta göl var. Buraya yerleştik. Günlük 8 euro, 7,5 euro. Biz 7 eurodan kalıyoruz. Ondan sonra güzel bir mekan, güzel bir ortam. Ohrid, Makedonya'nın
ikinci büyük şehri, turizm şehri diyebiliriz. Buraya çok sadece turist geliyor çünkü Ohrid gölleri var. O yüzden durum şu anda bundan ibaret. Evet arkadaşlar, hemen Ohrid gölünün kıyısına geldik. Ohrid'deyiz. Uygun değil. Gündüz tekrar çekeceğiz bunu ama. Bir de akşam görüşürüz. Ohrid'den bize merhabalar. Geldik. Yalnız çok dalga var gölde. Burada iki tane göl var Ohrid'de, kıymetli arkadaşlar. Ohrid oldukça güzel bir yer. Müthiş güzellikler var sahil boyunca. Şu anda tabii akşam görüntüleri olduğu için. Yani bunlar da yine dağlarda, bakın burada bir köy var ama köyde tepesinde haç var. Aynı haç Üsküp'te de vardı. Yine dağın başında yapmışlar.